Selam Dota camiası. Bugün burada Asus tarafından sponsor olunmuş, ADEX tarafından düzenlenecek olan turnuvamız için kura çekimi yapacağız. Bildiğiniz üzere iki online elemeden geçen 16 takım ADEX'te LAN turnuvasında kapışacaklar. Şimdi yavaş yavaş fixture bölümüne geçeceğim. Hemen geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Gruplar A, B, C, D şeklinde. A, B grubu sabah grubu, C, D grubu öğlen grubu olacak. Gruplara 8 tane seri başı ekliyoruz. Bu seri başları Ant, BF Türk, DLL, Mufç, TMM, Zon, Hiseç. Bunu da yanımda hepsi gördüğünüz üzere, belki görmüyorsunuzdur şu kısımda. Deniz Kabuğu'nun sol tarafında. Sağ tarafta ise SMAP, IP, MI, AUG, CIMAR, VOL, DP, VOTS ve LP takımı var. Seri başlarının amacı güçlü ve favori takımların aynı grupta fazla olmaması. İkiden fazla favori takım aynı grupta olmayacak. Seri başları şu şekilde belirlendi. Takımların kadroları, önceki başarıları ve online elemedeki mağlubiyet durumlarına göre, yani kimisi namağlup çıktı gibisinden. Şimdi yavaş yavaş ilk önce A ve B, sonra CD olarak takımları çekeceğim. Gözünüz önünde katlıyorum. Bakınız. 1-2 kat. TM. Ve sonra poşetime koyacağım. Şeffaf. Biraz şöyle geri eğileyim. Kendimi de göreyim. Seri başların tek tek A, B, C, D olarak bir tur çekeceğim. Sonra tekrar A, B, C, D olarak ikinci kez çekeceğim. Böylece her grupta iki tane seri başı, iki tane de kalan takımdan olacak. Diğer takımları da katlıyorum. Deniz Kabuğu'nun sağ tarafında. İlk olarak torbaya seri başlarını atacağım. Torbamıza atıyoruz. Yere düşeni de alıp tekrar atıyoruz. 8 adet seri başı takımımızı şöyle bir mixliyorum. Hop. Bombala çekeceğim. Bir daha karıştıralım. Şöyle bakınız. Tekrar hatırlatmak gerekirse A ve B grupları sabah grubu olacak. Maçları 9'da başlayacak. En geç 8.30'da burada olmaları gerekiyor. C ve D grupları ise 9'da başlayacak maçlarımız. Öğlen grubu ise 12'den sonra maçlar olacağı için en geç 11.30 gibi burada olmaları gerekiyor. Şimdi öncelikle şöyle tekrar karıştırıp ilk takımımı çekeceğim. A grubunun hayırlısı diyelim. A grubunun ilk takımını çekiyorum. Ve Ant oluyor. A grubunun ilk seri başı Ant oldu. Şimdi B grubunu çekeceğim. Evet, A grubunun seri başı ilk takımı Ant oldu. Evet. B grubunu çekiyorum. B grubunu
koşturduktan sonra bir adet talihli takım alıyorum ve B grubunun ilk seri başı BF Türk oldu. Şu şekil iki adet açık takımımız. Şimdi C grubuna geçiyorum. Öğlen grubu olan C grubunun ilk talihlisi. Yani bakıyoruz. DLL oluyor. Evet. Dota'nın altın çocuğu. Tanrı Last Shorty'yi Dota'nın ufuklarını açmak için yolladı. Ayrıca DLN'nin bir artısı daha var. Her turnuva ikinci oldular. Bütün online turnuvalarda ikinci olan bir arkadaşımız vardı, Satek. Buradan selam olsun. D grubunun takımını çekiyorum. Zone oluyor. Tekrarlayacak olursam şu şekil 4 adet takımız 9'da A grubunun ikinci seri başını çekeceğim. Kalan 4 takım arasından. Bakınız. Harikulade karıştırıyorum. Ve A grubunun ikinci seri başı M oluyor. M ve Ant'ın mücadelesini göreceğiz. Evet. B grubunun ikinci takımını çekeceğim. Hemen. An itibariyle. Şuradan bir tane alırsak. Mufç oluyor. BF Türk ve Mufç. Bu grup. İki favori takım. Lol takım. Para için. Büyük ihtimal ödüller için burada, alamayacağı ödüller için burada. Bölün ödülleri daha iyi. Mert sen oraya git bence. Hemen şöyle çekiyorum. TM alıyor. TM. Evet. Evet. Bir, dört, dört. Ve son kalan D'de seç takımı oluyor. Hay seç. Guest bir şey de olabilir. Şu şekil. Bu arada değişiklik olacak demişken Votus takımı gelemeyeceğini söyledi az önce.
Watson yerine bir başka takım alacağız. Otto ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu an B grubu, ölüm grubu gözüküyor şu an. B grubuna düşecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Direkt kafadan ilk iki oynamış olduk. Ama Dota bu ya. Son bir 5 ortadan gideriz abi. Şimdi tekrar poşetimi açıyorum. Kalan takımları atıyorum. Bakınız. Şöyle bir karıştırıyorum. A grubunun 3. takımını çekeceğim şimdi. Hemen şuradan. Şu şekilde. Vol oluyor. Vol. A grubu için biraz ekmek oldu. Vol. Ekmek. B grubunun 3. takımını hemen çekiyorum. Cimar oldu. Şans. Şans Cimar'ın şans Cimar'ın yüzüne güldü. Önemli olan oynamak. Evet. Şimdi C grubunun 3. takımını C grubunun 3. takımını seçeceğiz şimdi. LP oluyor. LP. Hell yeah. Hın takımı sanırım. En son kadrosunda vardı. Gelmeye de bilir. Hell yeah. Şu an şahsen Cimar için üzülmeye başladım. Çünkü ben de oynayacağım o takımda. Büyük ihtimal. Bir maç oynayacaktık abi, hevesimizi alacaktık ya. Artık şart oldu ama artık şart oldu. Ben de oynayacağım. O gruptan çıkacağız. As. Şimdi tekrar çekiyorum D grubunun 3. takımını. Bu arada arkadaşlar, Cimar'a abanıyorum, kendi takımım o yüzden, yoksa alınan olmasın, alınan yoktu zaten. BP oldu 4. grubun 3. takımı. Dark Passage. Dark Passage. Hayseç de DP oynadı sanırım bir maç. Zondan önce, zondan sonra.
grubunun dördüncü takımını, yani her grupların son takımlarını çekeceğiz. Karıştırıyorum şöyle. Sabah grubu A grubunda SMAB geliyor. O Singazmi'nin takımı. Pama buradan selam. Çingen Pama. B grubunun son takımı hemen çekiyorum. Çek bakalım. AOK takımı benim takımla beraber Dota'ya veda eden AOK takımı. İki favori takım arasına yerleştik. Az favori olan. Çok favori demeyelim mi? Evet. Bu arada Cimar sadece bir lozu var Cimar'ın. Ona göre. Korkulur Cimar'dan. Hemen. Şöyle iki takımdan çok karıştırmaya gerek yok zaten. Bir tanesini alıyorum. IPM takımı C grubuna geliyor. Ufak bir yorum atmak istiyorum ben gruplar hakkında. En geç 8.30'da burada olmaları lazım. Öğlen grubu da 12.30'da maksimum. Maksimum burada olmaları lazım. Şöyle yapacağız onu. Şöyle düşün, 9-10 arası bir maç. 10'u 5 geçe. Ben bunları tüm takımların oturabilecek de 80 bilgisayarda. Ben işsizlik kasıp biraz iyi ki dolaştım bütün makineleri. 20'ye yakın makinede FPS sorunu yaşanıyor. Bu yüzden 80 makine kullanamıyoruz. 60 makine gibi bir şansım var. 60'da kullanamıyorum. Bu da turnuva düzenini bozuyor. Mert gel gel birazdan. Sen de gel. Yanımızda konuk oyuncularımız var. Ne yiyoruz? O ne yiyoruz? Evet, yanımda Mufç takımından oyuncular var, konuk oyuncular. QQ Style, Eren Boran ve bir kişi de LoL'cü Stansfield, LoL player. Artık LoL'cüler. Bu arada LoL'e geçmenizin hemen bir... Konuşun chatlere bak. Neyiniz? Konuşun. LoL'e geçmenin sebebini soruyoruz hemen. Biz mi? Evet. LoL'de para var, Dota'da para yok. LoL'de para var, Dota'da para yok. Paranın köpeği olduk. Paranın köpeği olduk. Diyor. Evet. Volkan diyor ki... LoL'de para yok. Pardon, Dota'da para yok, LoL'de para var. Peki şu an neden Dota 2 turnuvasındalar? Çünkü... Şu an mı? Evet. Abi easy olacak işte, birinci olacağız. Easy olacak, birinci olacağız. İddialı konuşuyorlar. Gruplarda bir sıkıntı var ama. Gruplarda bir sıkıntı var. Hemen gruplara bakalım. Birlikte kamerayı çeker misin Volkan, ben de göreyim. Şuradan bir patates sızartmasını ver de yolumuzu bulalım. Evet. Stream... Stream chatinden az küfürlü, evet. Hemen ufak bir değerlendirme yapayım ben, şahsi değerlendirmemi. A grubundan Antem çıkacak. B grubundan BFF Türk, Mufç. C grubundan DLLTM.
D grubundan Zon'la Ice Age. DP Ice Age maçına bağlı. DP takımı şöyle. Şu üç takım da birbiriyle eşit durumda yani bence. Zon, Ice Age ve DP. Bot zaten gelmeyeceğini duyurdu. Onun yerini alacağımız takım henüz onu bilmiyorum. Boss gelmeyeceğini duyurdu. Sağlık problemleri varmış. Az önce söyledi yayından önce ama boss olarak çekmek zorundayım şu an. Patates yiyeceğim mi? Yiyorum zaten. Sabah 9'daymış Mert. 9'da değil mi? 9'da. Kimle? AOBF'dir. Cumar benim takımım bu arada. Hangisi? Cumar. Aa. Ben arada bir maç oynayabilirim. Elersem kusura bakmayın. AOG'u tanımıyorum şu an henüz. Kadrosunu da bilmiyorum. Gruplar garip olmuş. Cimar takımını bence şey yapmayın yani. TM'de kim var? TM'de Jiraylar var. Daha. Şey, Posingez bile bir takım hangi? Posingez mi Smap? A grubunda. Ne çekti lan? Bana diyor ki direkt şeyden LoL'den çıkıp turnuvaya girdin galiba. Niye? Hiç takımlardan haberin yok diyor. Yok abi, yeni geldi. Biz bilmiyoruz ki. Akali oynayıp geldim. Ben de bilmiyorum. Son jungle'ımı yaptım LoL'de. Son jungle'ımı yaptım diyor. Evet, 2 gün içinde atabildiğimiz kadar oynatacağız. Bakalım nereye kadar gelirsek artık. Abi daha hiç potaya sürmedim. Mert. Ne? Kimlerin çıkacağını söyle. Kimler çıkacak? Birinci Muf'a Ede çıkacak B grubundan. B grubundan birinci Muf çıkıyormuş. A'dan Ant. Bilmiyorum ki kimseyi tanımıyorum. A'dan Ant çıkıyormuş. C'den Mustafa'lar çıkıyor. Last Short işte. C'den Last Short'ler çıkarmış. C'den Dota'nın... Kullan çıkar. Dota'nın altın çocuğu. Neden biz alta koydun BF Türk'ünün? Niye altındayız biz? Kura'yı izlemedin mi kardeş? Yok. Seri, sırayla çektim. Önce bunları çektim, sonra bunları çektim. Önce çıksaydın kardeş. Çok bağırıyor. Bu arada ufak bir bilgilendirme daha yapayım. Gruplar bittikten sonra A, C, B, D olarak eşleşecek. A grubunun birincisi C grubunun ikincisiyle, yani birinciler ikincilerle olacak. Evet. Tüm bunların detaylarını linkte bulabilirsiniz. Birazdan link atacağız. Abi ye yemeğiniz. Patates diyorum da, pardon. Ve yanımda Eren Köküsa ve Mert Stansfield var. Selam söylemek istiyorlarmış. Sen söylemedin. Buradan Başkentli Gençler Gaming'e ve Seloş'a selam yolluyorum. Başkentli Gençler. Hadi hepinize iyi geceler. Al ya bunları. Hepinize selam yolluyorum. Tamam. Bir de şeye... Bir Kaan de. Atıcı'ya selam yolluyorum. Kaan Atıcı kimdi kardeş? Elvite mıydı? O kimdi? LoL'e nasıl oynuyor lan o? Dota'nın Allah'ı LoL'ün peygamberi olmuş. Öyle diyor. Kendisini kınıyormuş. Lamer. Girişimci gençler. Gönüllü gençler.
ufak bir tekrar ben hatırlatma yapıyorum. ACB'de olarak eşleşecek. Gruplardan ilk iki çıkacak puan olarak. Gruplarda beraberlik durumunda, örneğin A ile B grubunda atıyorum. Sadece A'nın içinde kendi AB diye takım düşünün. Mesela Ant ile M. Üçer puanda berabere kaldılar. Birbirleri arasında oynandığı maça bakılacak. Hangisi yenmişse o çıkacak. Eğer ikiden fazla üç takım ya da dört takımda puan olarak birliktelik varsa, örneğin Ant, M, Vol, Smap, bu durumda da GPM'e bakılacak. GPM olarak üstün olan takım çıkacak. Gruplardan sonra çeyrek final Boğa 1 oluyor tek maç. Yarı final ve final Boğa 3 oluyor. Bir ufak ricamız daha var. Maçlardan sonra sigara molalarını 5 dakikadan 10-15 dakikaya çıkarmak yerine biraz daha yardımcı olursanız turnuvanın bir gün içinde bitmesi için olanak sağlamış olacaksınız. Evet. Ve Watch Game sürekli bütün maçlarda açık olacak. Harici olarak yayın olacak. Yayında vesaire röportajlar yine. Chat bende de aç. Bir şekilde aksaklıklardan vesaire final oynanamazsa eğer, turun burası 2'de kapanıyor. Alex 2'de kapandığı için oynanamazsa eğer online olarak finali yapacağız. Hemen grup maçlarını, saatlerini söyleyeyim. 9-10 arası A ve B grubunun 2 maçı, yani toplamda 4 maç oluyor. Onu 5 geçe, yani 5 dakika sigara molasından sonra 11'e 5 geçeye kadar diğer maçlar. 11-10'da ve 12-10'da diğer maçlar. Sonra öğlen grubu geliyor. 12-20, 13-20, 13-25, 14-30, 14-35, 15-35 şeklinde birer saatlik arayla ve 5'er dakikalık sigara molalarıyla şu anki plan bu. Umarız aksaklık olmaz. Yardımcı olursanız da bu konuda iyi olur. Takımınız olarak 5 kişi oturmak zorunda değilsiniz masada. Arkadaşınız sağda solda lak lak yapabilir. Siz pike başlayabilirsiniz lobiye geçip. Bir an önce lobi maçlarını atarsanız çok seviniriz. Yayından sonra linki ben tekrar paylaşacağım. Tüm kuralları vesaire okumanızı istiyorum katılan takımlar açısından. Bayağı uğraştım, okursanız iyi olur. Bugüne kadar okunduğunu görmedim. Ve şöyle bir durum da var. Turnuvaya katılan her takım turnuva kurallarını kabul etmiş sayılır. Ama benim kurallarımda rica olarak var. Her cümlenin sonunda rica olunur yazıyor. Dikkat edersiniz. Ufak bir, çok ufak hemen kuralların üstünden şöyle bir geçeyim belirtmek istediğim kurallarda. Oyuncu beklenmesi hakkında bilgi vereceğim. Oyuncu beklenmesi, oyuncuda teknik problem varsa giderine kadar beklenecek. Yani bunun bir farklı alternatifi yok. Teknik problem harici eğer lobiye girmiyorsa oyuncu 3 kez uyarılır. 3 kez uyarıdan sonra diskalifiye etmek zorunda kalırım eğer lobiye girmiyorsa, maça başlamıyorsa. Takım beklenmesi şu şekilde olur. Aynı şekilde teknik problem varsa makinalarında giderilene kadar beklenir. Teknik problem harici bir şey varsa 3 kez uğradıktan sonra diskalifiye veya bir şekilde bir şey yapılır. Sonrasında oyun içi kurallardan bahsedeyim ve lobby içi kurallardan. Oyun içinde all chat'ten kaptan harici işte ED, GJ falan yazılabilir. Omuk, Suka, Edina, Hüpidor, Ibani, Bliyet, Suka da yazılabilir. İtem sınırlaması yoktur zaten, bunu biliyoruz. İtem dedim bu arada. Item. Oyun buglarını kullanmak yasak. Varsa bize de bildirin. Bu arada benim sesim yayına gitmedi galiba yayın boyunca. Böyle bir de fail oldu.
diye düşünüyorum. Mikrofonum kapalıymış çünkü. Sadece sen duyabildin beni. Volkan'ın sesini kimse duymamış bu arada. Sadece beni duymuşlar. Tamam, yo, şu an duyabiliyorlar. Ama şu artık çok geç. Ama artık yayını çok bitirdik. Boşu boşuna konuştum ben seninle. Grup sonrası playoff sisteminden bahsettim. 8 takım çıkacak. O bir maç sonrası, çeyrek final sonrası, yarı final ve finaller bol üç olacak. Her maçtan sonra 5 dakika sigara molamız bulunuyor. Yarı finalden sonra yemek molası alınabilir ve grup maçları bittikten sonra yemek molası alınabilir. Evet, kanaldan tekrar soru bakalım. Soru var mı? Bu arada benim soru var mı diye yaptığım anonsları da kimse duymadı herhalde. Mikrofonum soru kapalı olduğu için. Varsa kanalda alabiliriz soruları. Evet, cevaplayabiliriz. Sen bu arada devam edebilirsin. Tabii söylemek istediğim bir şey varsa. Ben devam edebilirim. Çeyrek finaller Best of One'dı değil mi? Kanaldan yazıyorlar. Evet, Best of One. Tek maç. Bu da tamamen turnuvanın daha çabuk ilerleyebilmesi için. Best of 3 olayına girersek sanırım pazartesi o yayın o turnuva biter. Loser bracket yok. Değil mi? Yok, loser bracket. Evet. Single elimination sisteminde. Evet, gruplardan sonra da bilgi var. Evet, gruplardan sonra çeyrek finalden elenen takım ikinci bir şansı yok. Yoluna çeyrek finali geçen. Evet, kanalda acımasız turnuva olarak gördük. Doğru, acımasız turnuva yöntemi. Acımasız, ama bu da değil. Ya şöyle, hani loser bracket olmadığı için ama yani yapabilecek bir şey yok gerçekten. Bir güne turnuva sığdırmak, 16 takımlı turnuva sığdırmak imkansıza yakın yani. Biz 2 senedir deniyoruz. Sığdıramadık. Bakalım bu sene sığdırabilecek misiniz? Bu konuda cidden yardımınızı istiyoruz. Bu 5 dakikalık sigara molalarını daha kısa tutabilirsek iyi olur. Çünkü 5 dakikalık olmasına rağmen 10 dakikayı aşıyor. Bu konuda yardımcı olursanız iyi olur. Ve maçlara direkt başlama hakkında. Masanızda bir oyuncunuz olmadığında pick'e başlayabilirsiniz. Pick re yapabilirsiniz. Oyuncunuzu yan taraftan mouse'la lobby'e sokup pick'e başlayabilirsiniz. Bunun haricinde single elimination hakkında tekrar bilgi vereceğim. Gruplardan sonra olacak bu sistem. Kaybedenin şansı yok. Bo 1 olarak çeyrek finalde. Çeyrek final sonrası yarı finalde Bo 3, finalde Bo 3. Yani 3 maç, 3'ün en iyisi. Watson yerine kim geçiyor diye sordular. Yüksek ihtimalle Otto geçecek. Tekrardan görüşeceğiz. Ondan sonra yani bu kriteri de işte son ayakta elenen takım ya da işte genel olarak performansına bakarak yapıyoruz. Otto olmazsa yerine başka bir takım olacak. Turnuvanın muhtemelen kaçta biteceği sorulmuş. Bu da genelde böyle 1-2 gibi bitiyor. İnşallah ya, geçen sene bitmemişti 2'de. Umarız bu sene 2'de bitecek yani, biraz da turnuva oyuncularının yardımıyla. Geçen sefer çünkü aralar falan çok uzun tutulmuştu. Şöyle söyleyeyim, benim verdiğim araya göre, kendi kafamda verdiğim araya göre en son dev grubunun maçı 15.35'te bitiyor. Hadi aksaklıklar vesaire olsa 14'te başlasa saat, pardon 14 dedim, 16'da başlasa çeyrek final bir saat sürse 16-17 oluyor. 17-10'da yarı final başlasa 22'de finale geliniyor. Bilmem anlatabildim mi? Bir de 3 maç olarak hesapladım. Büyük ihtimal böyle olacak. MVP ödülü neye göre veriliyor denmiş? MVP ödülü final maçında Facebook sayfasından final oyuncularının isimleri yazılacak. Kime istiyorsunuz oyunda, kimi destekliyorsunuz, bu şekilde oy verebileceksiniz. Toplam oyda en çok oy alan kişi MVP ödülünü alacak. Bu arada Watts takımından gönderilen Kapora ile ilgili bir soru sormuş bir arkadaş. Kapora'nın amacı zaten bu. Bu tarz durumlar, yani Kapora bir şartı yerine getirmediğiniz zaman yanan bir paradır. Bu da artık turnuva hakemlerinin yemek ücreti falan olduğu gibi diyebilirim yani. Kendilerine teşekkür ediyoruz buradan. Hemen oyun için kurallardan bir şey belirtmek istiyorum. B'de yasak değil zaten, oyunun kendi içinde koruması var. Bu konuda bilgi istemişti biri. Takımlar arası Radiant Dire olayına bir de değineyim. Kararsız kalanlar bana ya da herhangi bir gördüğü yetkiliye
nasıl diyelim ona. Ya zaten o sırada birçok kişi izleyeceği için maçı. Yazı tura attıracak bu şekilde. Tabi. Yani zaten bu. İçinde rol opsiyonu olmadığı için. Zaten International'da bile yazı tura atıldı. Şöyle bir durum daha var. Bunu da belirtmem gerekiyor. Turnuva zamanında yani atıyorum turnuva maçları süresince Valve tarafından server problem yaşanırsa bunu yapabileceğiniz bir şey yok. Dua edeceğiz. Çünkü geçen sene yine bu tarz bir şey olmuştu. Dualarla. Yarım saat bir geçmişti turnuva. Evet. Valve serverlerine bağlı olarak. Evet, başka bir şey yoksa yavaş yavaş yayını kapatalım sonra, diyecektim. Oyuncular krepler çıkana kadar kontrol edebilir olayı, lag, delay, ping vesaire. Bu tarz sorunlar var ise oyunun remake hakkı var. Her takımın bir adet remake hakkı var pikten sonra. Oyundan düşen oyuncu olması durumunda oyun pause edilir. Teknik problem varsa oyuncu gelene kadar beklenir. Teknik problem yoksa maksimum 5 dakika beklenir. Tuvalet vesaire gibi durumlarda pause almayın lütfen. Evet, son olarak kanaldan son sorulara tekrar bakalım. Varsa soru cevaplayalım, yoksa yayını kapatalım. Artık izninizi isteyelim. Şu linki atar mısın Volkan kanala? Attım sana linki. Atıyorum. Benim suratım niye hiç gözükmüyor? Senin suratın şu an suratına ihtiyacımız olmadığı için göstermiyoruz. Evet. Ama sana son bir güzellik yapıp suratını gösterebilirim. Evet. Kanalda genel turnuva kuralları ve duyurusu hakkında bilgilendirmeyi içeren bağlantıyı da gönderdim. Buradan da takip edebilirsiniz. Zaten yayından sonra bu yayının kaydını ve chart'ın son durumunu gösteren resmi de gerekli yerlere upload edip göstereceğiz sizlere. Umarım pazar günü güzel bir turnuva olur. İzlemek isteyenleri de İstanbul'da gelme imkanı olanları ADEX'e, imkanı olmayanları da yayınla bekliyoruz. Yayın dışında da Watch Game olarak turnuvalar açık olacak. Turnuvada oynayan oyuncu ya da sunucu kişilerin üzerinden tabii izleyebileceksiniz. Dota TV'de ticket sisteminde dahil olmadığı için orada o şekilde izleyemiyoruz. Tüm sorularınızın cevabı attığım linkte mevcut. Chat kanalındaki Serhan sormuş. Evet. Bakarsanız. Orada gösteriyor hangi grubun birincisiyle hangi grubun ikincisi olduğu yazıyor o şekilde. Beşiktaş ADEX'te evet. Beşiktaş ADEX'im diye soruyorlar. İstanbul Beşiktaş ADEX. Grup playoff sistemi şöyle olacak. Hemen kısa bir okuyayım, çok merak edenler var. Grup maçlarının ardından 8 takım A, C, B, D şeklinde eşleşir. Grup birincileriyle grup ikincileri çeyrek final mücadelelerini yapar. Çeyrek finalden sonra çıkan takımlarla yarı final oynanır. Yani zaten orada o şekilde şekilleneceği için çeyrek finalden sonra da kimle eşleşeceğini zaten ilk başta o turnuva kolunda göreceksin. Bunu soran Chart kısmında göreceksin evet. Yani. Yani grup maçlarından sonra o tablo şekillenecek zaten. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Her maçtan sonra her takımın yine söylüyorum 5 dakika sigara molası vardır. İki takım anlaşıp molaya çıkmayıp direkt oynayabilirler maçını. Yarı finalden sonra yemek molası alınabilir. Anlaşma durumunda final hemen oynanabilir. Küfür vesaire diskalifiye sebebidir. Bunu anlatmama gerek yok. Abartıya kaçınmadan lobide atışma da yapılabilir. Neyse free win aldık. Oynamasak da olur kardeş. Çok da olsunuz beyler gibi. Oyun içinde alçetten yine dediğim gibi de brr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 
bir şey var mı diye sor bir bana Volkan. Benim de son bir soru daha gelmiş, onu da cevaplayayım. Sunucu olacak mı? Evet olacak. Anti-humanist ve yüksek ihtimalle impriv beraberçi. Tabi o sırada turnuva alanında yayına katılmak isteyen yorumcu yetenekli kişileri de görürsek yorulduklarında yorumcularımız yer değiştirebiliriz. Yorumcu dedin de yorum olarak bazen streamlere ben de katılabilirim. Dota'nın Rıdvan Dilmen'i olarak. Ve buradan bir Dota'nın Rıdvan Dilmen'i daha olan Dede'yi Dede, Bopro Dede'yi Dede'ye selam söylemek istiyorum. Bunun haricinde Lame Zerk'e de selam söylemek istiyorum. Başka diyeceğim bir şey var mı? First of all, I want to take my family vesaire. İngilizce parçalamadan hemen yayını kapatalım artık. Evet.
Arkadaşlar ve turnuva klasörleri hakkında yine bilgi vereceğim. Tüm bunların hepsini linkte bulabilirsiniz zaten. Turnuva klasörlerinde ekipmanlarınızı eğer getirirseniz ekipmanlarınızın driverlarını bulabilirsiniz. 1007 masaların hepsi. MVP ödülü hakkında bilgi verdim. Sıkça sorulan soruları söyledim. Canlı yayın sisteminden bahsettim. Tüm maçlarda watch game olacak. Yayını izlemek zorunda değilsiniz. Ama yayını izlerseniz turnuva günü burada olan biteni de görmüş olursunuz. Evet, başka söyleyeceğim bir şey yoksa artık yayını kapatalım. Yayını şu an buharlaşmak üzereyim. Yani yayın yaptığım ortam aşırı ısındı. Yayını kapatabiliriz. Volkan söz sende. Evet arkadaşlar, pazar günü görüşmek üzere. Umarım güzel bir turnuva olacak. Bir süre daha yayında açık bırakıp chart'ı göstereceğiz. Daha sonra chart da gerekli yerlerde, sitelerde, Oyun Guru'da ve TRDota'da yayınlanacak. Canlı yayın kaydı da yayından sonra sizlerle paylaşılacak. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. Pazar günü görüşmek üzere.